Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersinde çemberde açılar konusunu işleyeceğiz. İlk olarak merkez açıyı inceleyeceğiz. Köşesi çemberin merkezinde olan AOB açısına AB yayını gören merkez açı diyoruz arkadaşlar. Şimdi şeklimize baktığımız zaman AB yayı AB yayını gören AOB merkez açısının ölçüleri birbirine nedir arkadaşlar? Eşit olacaktır. Merkez açı olduğu için gördüğü yayın uzunluğu açının uzunluğuna eşittir. İlk örneğimizi inceleyelim. Arkadaşlar şeklimiz verilmiş ve AKC yayının 136 olduğu söylenmiş. AKC yayın yani şu yayın uzunluğu 136 derece olarak verilmiş. Buna göre ACO ACO yani alfa kaç derecedir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar AKC yayını gören merkez açı AOC değil mi? Yani 136 derece. Başka ne yapabiliriz? OC ve OA yarıçap çap değil mi arkadaşlar? Yarıçap olduğundan dolayı burada bir ikiz kenar üçgen çıkar mı? Burası alfa ise burası da alfa mı olacak? O zaman üçgenin iç açılar toplamından 136 derece artı alfa artı alfa eşittir. 180 derece olmayacak mı? Buradan 2 alfa eşittir. 180 derece eksi 136 derece. 136 karşıya gönderdiğimiz zaman. Buradan 2 alfa kaç gelecek arkadaşlar? 44 derece gelir. O zaman bir alfa nedir arkadaşlar? 22 derece olarak bulmuş oluruz. İlki Merkez açıydı. İkincisi çevre açı. Neymiş ona bakalım. Köşesi çember üzerinde olan ve açının kollarını kirişlerin meydana getirdiği açılara çevre açı diyoruz arkadaşlar. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısını eşittir. Yani arkadaşlar kirişlerin aralarında kalan ve merkezde olmayan açılara biz ne diyecekmişiz? Yani çemberin köşesi üzerinde olacaksa o zaman buna çevre açı diyeceğiz. Ve gördüğü yay. BC yayını görüyor. BC yayı 2 alfa ise o zaman açı yarıya düşerdi. Yani alfa olacak. Buradan çevre açının özelliklerini inceleyelim. İlk olarak özelliği bize demiş ki çevre açı ve merkez açı aynı yayı görüyor ise çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün yarısı olur. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz? 2 alfa neydi? Merkez açıydı. Merkez açıysa bunun gördüğü yer AB yayı değil mi? AB yayı 2 alfa olacak. Merkez şimdi 2 alfayı gören çevre açımı C noktası evet o zaman 2 alfanın yarısından alfa olacak. İkinci özelimize baktığımız zaman çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şimdi çapı görüyorsa o zaman gördüğü yay AB yay olacağı için ne olmuş olacak arkadaşlar? 180 derece olmuş olacak. E, çevre açı yarısı olmuyor muydu? 180'in yarısından 90 derece olmuş olacak. İkinci örneğimizi inceleyelim. Bize verilen şekle baktığımız zaman bizden OAC açısı yani x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar biz ne öğrenmiştik? Çevre açı gördüğü yayın iki katı oluyordu. Yani 48'in iki katı AB yayını gördüğü için AB yayının uzunluğu 48'in iki katından 96 olacak. Yani merkez açı da AB yayını görüyor. O zaman merkez açımız da 96 derece olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar OA ve OB nedir? Birer yarı çaplı değil midir? Yarı çapsa bunlar birbirine eşit olacak. Birbirine eşit olacaksa burası x artı 22 ise, o zaman burası da x artı 22 olacak. O zaman üçgenin açılarının özelliklerinden x artı 22 artı 96 artı x artı 22 kaç eşit olacak? 180 derece eşit olmuş olacak. Yani buradan 2x artı 96 140 ne yapar arkadaşlar? 140 eşittir. 180 derece. 140'ı karşıya gönderirsek 2x eşittir. 40 derece. X'i buradan kaç derece bulmuş oluruz? 20 derece olarak bulmuş oluruz. Çevre açının 3. özelliğinden devam edelim. Bir çemberde eşit uzunlukta iki kerişin ayırdıkları yaylar da eşittir. Şimdi arkadaşlar AB yayının gördüğü AB kirişinin gördüğü yay ile CD kirişinin gördüğü yayla birbirine eşittir. Neden? Çünkü kirişlerin uzunlukları birbirine eşit olduğundan. Dördüncü özelimize baktığımız zaman AC kirişi ile AD kirişi uzunlukları birbirine eşit ve başlangıç noktaları aynı ise o zaman bu A noktasına geçen çap aynı zamanda ne oluyor? Açı ortay oluyor arkadaşlar. Üçüncü örneğimizi inceleyelim bize verilen şekil ve bizden istenen CKB yani x açısı. Şimdi arkadaşlar daha yeni görmüştük. Ne diyordu? BC kirişi ile BD kirişleri birbirine eşit ve başlangıç noktaları aynıysa B'den geçen çap ne oluyordu? Aç ortayı. O zaman burası 48 derecesi. Şuranın tamamı da ne olmak zorunda? 48 derece olmak zorunda. Sonra bakıyorum arkadaşlar. Bu yaylar birbirine eşit. Yaylar birbirine eşitse gördükleri açılar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 48 ise buralar 24 ve 24 derece olarak ikiye ayrılır. Eşit olarak bölünür. O zaman bakıyorum. Şuradaki C, B ve X'in bulunduğu yer. Buradaki açıların toplamı yani X artı 90 artı 24. Üçgenin iç açıların özelliklerinden 180 derece olacaktı. O zaman arkadaşlar X artı 114 derece eşittir 180 derece ise x buradan kaç gelir arkadaşlar? 66 derece olarak bulmuş oluruz. Şimdi de 5. özelliğimizi inceleyelim. Çemberde paralel iki doğru ya da paralel iki kiriş arasında kalan yayların ölçüleri eşittir. Şimdi arkadaşlar iki paralel AB ve CD iki kiriş ve bunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralelse o zaman C'den B'ye bir tane doğru çizdiğimizi varsayarsak. O zaman ABC açısının gördüğü yay çevre açı olduğundan dolayı 2 alfa olacak. Eğer burası 2 alfa ise otomatik ben burası da 2 alfa olduğunu düşünürsek buraya da alfa olarak düşer dedik. Acaba gerçekten doğru mu? Arkadaşlar bunlar birbirine paralelse burada bir Z kuralı yok mu? E buradaki açı alfa ise buradaki açı da alfa. O zaman gördükleri yay uzunlukları değişti olacağı için. O zaman buradan AC yayı BD yayına eşit olmuş olacak. Evet arkadaşlar dördüncü örneğimize bakalım. DE ve BC kirişleri birbirinden paralel demiş. BAC açısı yani X kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. DAB 35 derece ise gördüğü yerde gördüğü, gördüğü yay DB değil mi? O zaman çevre açıysa 35 derecesi burası 70 derece olur. Aynı şekilde bunlar da birbirinden paralel olduğu için gördükleri yerler değişti olacaktı. O zaman şunlar da burası da 70 derece olmayacak mı arkadaşlar? Burası da 70 derece. O zaman DE çap olduğuna göre merkezden geçmiş. O zaman 70-70-140 ise buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. E Burası 40 derece ise arkadaşlar Çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olacaktı. Yani x o zaman buradan 20 derece bulmuş oluruz. Altıncı özelliğimize baktığımız zaman bizim çemberimiz verilmiş. Ve D doğrusu O merkezli çembere T noktasında T etmiş. T etse arkadaşlar ne oluyordu? Dik oluyordu. Yani OT D doğrusuna diktir. Yani buradan 90 derece olduğunu biliyoruz. Başka Merkezden geçen ve kirişi ortalayan doğru kirişi diktir. Merkezden geçen ve kirişi ortalayan doğru kirişi diktir. Yani AB kirişimiz var. Ve merkezden bu doğruya ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortalıyoruz. Ortalarsak gördüğü yerlerde işte olurdu. Eğer ki merkezden kirişe eğer ki ortalıyorsa açı ne olacaktı? 90 derece olacaktı. Yani AC, CB'ye eşitse OK, AB'ye diktirdi diyoruz. Ve ayrıca gördüğü, e, kirişi iki eş parçaya bölmüştük. Kirişlerin gördüğü yayların uzunlukları da birbirine ne olacaktı arkadaşlar? Eşit olmuş olacaktı. Beşinci örneğimizi inceleyelim. Arkadaşlar şeklimiz verilmiş. PT doğrusu O merkezli çembere T noktasında teğettir demiş. Yani burada T etmiş. O zaman burada nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Aynı şekilde AB kirişine ve AP doğrusuna Burada o merkezden ne yapılmış? İki eş parçaya bölmüşüz. Yani o zaman burası ne olmuş olacak arkadaşlar? 90 derece. E, burada bir dikdörtgen yok mu? Dikdörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. O zaman 90 artı alfa artı 90 artı 35 eşittir 360 derece. Buradan arkadaşlar alfa artı 90 90 180 180 artı 35'ten 215 derece eşittir 360 derece. Buradan alfa eşittir 215 karşıya gönderirsek 360 derece eksi 215 derece. Buradan alfayı 145 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada kalalım. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.